Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah dönemine kitabım Nizam-ı Alem Büyük Selçuklu'dan detaylıca ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tacül Mülk 1046 yılında Fars'ta doğdu. İbn Darüst olarak da bilinir. İranlı bir vezir ailesine mensup olan Tacül Mülk, Büyük Selçuklu Devleti'nin nüfuzlu kumandanlarından Serheng Saftekin'in hizmetine girerek Kirman, Fars ve Irak'ta görev yaptı. Onun tavsiyesiyle Sultan Melikşah'ın sarayına intisap etti. Sultanın hazinesi, sarayın işleri, şehzadelerin eğitimi ve idari işler onun sorumluluğuna verildi. Daha sonra Terken Hatun'un veziri oldu. Divan-ı İstifa, Divan-ı İnşa ve Turan'ın başkanlığına getirildi. Tacül Mülk kendisini en büyük rakip olarak gördüğü Nizamülmülk'ü sultanın gözünden düşürmek amacıyla bazı kişilerle işbirliği yaptı. Ancak Nizamülmülk'ün Sultan Melikşah nezdindeki itibarını ve ona düşmanlık edenlerin başına gelenleri bildiğinden çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde yürüttü. Son zamanlarda sultanla vezir arasında meydana gelen gerginlikten de faydalanarak düşmanlığını açığa vurmaya ve her vesileyle sultanı Nizamülmülk'ün aleyhine kışkırtmaya başladı. Sultana Nizamülmülk'ün her yıl sufilere ve fakihlere 300 bin dinar dağıttığını, bu paranın orduya tahsis edilmesi halinde İstanbul'un dahi fethedilebileceğini söyledi. Bunun üzerine Melikşah, Nizamülmülk'ü azletmeye karar verdi ve Tacül Mülk'ü ona gönderip kendisinin ve çocuklarının haddi aşan uygulamalarından rahatsız olduğunu bildirdi. Bu olayın ardından sultanla vezir arasındaki ilişkiler iyice bozuldu. Buna rağmen Melikşah Nizamülmülk'ü vezirlikten azletmeden İsfahan'dan Bağdat'a hareket etti. Nizamülmülk yolculuk sırasında Nihavend yakınlarında bir batini fedaisi tarafından katledildi. Kaynaklarda katili bu cinayeti azmettirenler arasında Tacül Mülk'ün adı da zikredilmektedir. Sultan Melikşah Nizamülmülk'ün öldürülmesi üzerine Tacül Mülk'ü vezir tayin etti. Daha sonra 1092 yılında Bağdat'a ulaşıldı. Melikşah kızı Mahmelek Hatun'a kötü muamele yapan Halife Muktedi bi Emrullah'a Bağdat'ı hemen terk etmesini söyledi. Halife bir aylık süre istediyse de sultan buna razı olmadı. Tacül Mülk'ün araya girmesiyle Melikşah halifeye 10 günlük bir süre tanıdı. Sultan Melikşah yediği av etinden zehirlenince devlet işlerini Tacül Mülk'e devretti. Tacül Mülk'e vezirlik hilatı verilmesi amacıyla 1092 yılında düzenlenmesi kararlaştırılan tören, sultanın rahatsızlığı ve meydana gelen karışıklıklar yüzünden yapılamadı. Sultan Melikşah kısa bir süre sonra ölünce Tacül Mülk, Terken Hatun'da işbirliği yaparak onun çocuk yaştaki oğlu Mahmud'u sultan ilan ettirmeye çalıştı. Ulemanın çocuk yaştaki birinin sultan olmasına uygun olmadığını bildirmesi üzerine Terken Hatun ile Tacül Mülk ülkenin idaresi ve ordu kumandanlığının Emir Üner'e verilmesi ve onun bu konularda Tacül Mülk ile hareket etmesi, vergilerin toplanması ve amillerin tayininin Tacül Mülk'ün yetkisinde olması şartıyla halifenin de onayını alarak Mahmud'u sultan ilan ettiler. Tacül Mülk de sultanın vezirliğine tayin edildi. Veliaht Sultan Berkyaruk ile Terken Hatun arasında Burucirt'te meydana gelen savaşta Terken Hatun'un ordusunun başında bulunan Tacül Mülk, Berkyaruk'un galip gelmesi üzerine Yezdicert taraflarına kaçarken yakalanıp sultanın huzuruna getirildi. Sultan Berkyaruk tecrübe ve yeteneğinden haberdar olduğu Tacül Mülk'ü vezir tayin etmek istedi. Nizamülmülk'ün adamlarından çekinilen Tacül Mülk, onlara kıymetli eşyalar ve 200 bin dinar altın dağıttı. Nizamülmülk'ün oğlu ve naibi Osman bunu duyunca adamlarına babasının katili olduğunu düşündüğü Tacül Mülk'ün öldürülmesi gerektiğini söyledi. Neticede Tacül Mülk öldürülüp cesedi parçalandı. Kabiliyetli bir vezir olmasına rağmen makam ve mevki hırsı yüzünden devlete hizmetten önce şahsi çıkarlarını düşünen Tacül Mülk'ün hırsı sonunda ölümüne sebep oldu. Kaynaklarda muhaliflerini kendi yanına çekmek için büyük meblağlar ayırdığı belirtilmektedir. Tacül Mülk dönemin şairlerinden İbnül Hebbariye'ye Nizamülmülk'ü hicveden şiirler yazdırmıştır. Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle yakından ilgilenen Tacül Mülk, Bağdat'ta Taciye Medresesi adıyla bilinen bir medrese yaptırmış, 1087-1089 yılları arasında tamamlanan yapı, 1089 yılında öğretime açılmıştır. Ebu Bekir Muhammed bin Ahmet Eşşaşai burada müderrislik yapmış, İmam Gazali'nin kardeşi Ahmet el-Gazai vaaz vermiş, Ebul Kasım Ali bin Muhammed muid olarak görev yapmıştır. Şafii alimi Ebu İshak Eşşirazi için türbe yaptıran Tacül Mülk, şair muizzinin övgüsüne mazhar olmuştur. Onu hicveden şairler de vardır. Bazı kaynaklarda Tacül Mülk'ün faziletli bir insan olduğu ancak Nizamülmülk'ün katline sebebiyet vermesinden dolayı bütün faziletlerini örttüğü kaydedilmektedir.